Arkadaşlar selamünaleyküm. Herkese hayırlı günler. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bugün sizlere söz vermiş olduğum gibi iki tane aracımın paylaşımını yapacağım. Çünkü şu son bir aydır sürekli şöyle bir şey olmaya başladı. Ben Instagram sayfamda araçlarımı mümkün olduğunca paylaşmaya çalışıyorum. Ama diyorum ya son bir aydır o kadar hızlı ticaret dönüyor ki yani bazı arabaları biz bile göremeden araçlar satılıyor. Bunlar bizim belli gruplarımız var. WhatsApp gruplarımız, ticaret yaptığımız geldi. Buralardan satılıyor. Ve ben bu araçları da satılmıştır, hayırlı olsun diye resimlerini paylaştığımda arkadaşlardan şöyle bir şey gelmeye başladı. Abi biz bu araçları neden göremiyoruz diye. Diyorum ya bazen ben bile göremiyorum. Ama o yüzden sizlere yeni almış olduğum iki tane aracımı hiçbir şekilde bir WhatsApp grubunda orada burada paylaşmadan sadece takipçilerim için paylaşacağıma dair söz verdim. Tabii ki bu iki aracın da yine en uygun fiyat garantili araçlar olacak. Başlamadan önce şunu söyleyeyim arkadaşlar. Soner Altıra Şahin Instagram adresini takip edin. Size şimdi buradan bu platformdan araçları kısa bir özetle anlatmaya çalışacağım. Birincisi arkadaşlar Mercedes Vito 2015 model. Benim geçen gün Bursa'dan almış olduğum araç. Bu aracı söz vermiştim. Hiçbir yerde paylaşmayıp sadece takipçilerim için özel olarak paylaşacağım diye. Önce size arabayı anlatayım arkadaşlar. Aracımız 2015 model Mercedes Vito Tourer. 111 CDI diye geçiyor. Yalnız arabada arkadaşlar bir 30-35 bin liralık bir ekstra var. Onu söyleyeyim öncelikle. Ama şunu da söyleyeyim. Bu ekstralar için bile bir kuruş daha istemeyeceğim. Hiç bunları göz önüne dahi bulundurmayacağım. Ama arkadaşlar arabada çelik jant, basamak, üst çıtalar, tavanda port bagaj, her şeyden daha önemlisi arka taraf inceden de olsa VIP yapılmış, deri koltuklar, ön tarafta deri koltuklar, buzdolabı, sehpa ve arka tarafta da ikinci bir klima olarak bunlar ekstraları. Tavan kısmı komple alkantara döşenmiş, çok da kaliteli bir kumaştan yapılmış. Arkadaşlar aracımızda sadece bagaj kapağı değişen, ön kapı yüzeysel boyalı. Videoda bunu anlatmıştım. Hiçbir şekilde macun yok. 220-230 mikron olarak boyaları gelmekte. Bunun dışında araç hatasız boyasız. Sadece ön camı çatlak ve ben değiştirmeyeceğimi söyledim. Çünkü ön cam orijinal. Değiştirirsek bununla alakalı kimsenin kafasında şüphe kalsın istemiyorum. Ve rahatsız edici bir yerde olan bir çatlak da değil. Aracın motoru, yürüyeni, şanzımanı, mekanik aksam, ön takımı kusursuz güzellikte. Hiçbir bakıma ihtiyacı yok. Bakımları yeni yapılmış. Araba 227 bin kilometrede arkadaşlar. Ve Egemer'den alınmış bir araç ve komple de yetkili serviste bakımlarını görmüş. Hasar kaydı totalde sanırım 20 bin lira kadardı. Bunun sebebi de bagaj kapağı, farların ve tamponların Egemer'de değişmiş olması. O yüzden biraz yüksek çıkmış. Şimdi arkadaşlar ben buradan bu aracın fiyatını açıklamadan önce şöyle bir şey yapacağım. Bakın ben hep sürekli şunu diyorum. En uygun fiyat garantili araç. Bununla alakalı boş boş konuşan da olabilir, saçma sapan yorumlar yapan da olabilir. Umurumda değil. Önemli olan icraat. Ben buraya şimdi koyuyorum. Bakın arkadaşlar. 2015 model Vito Tourer makyajla 2014'te kasa değiştirdi. 111 CDI. Paket dahi seçmiyorum bakın. En düşük fiyat yapıyorum. Kilometre dahi seçmiyorum. Karşımıza çıkan en düşük fiyatlı araç 235 bin lira. Ve bu araba 400 bin kilometrede arkadaşlar. Bu arabada da 4 parça boya var. 18 bin lira hasar kaydı var. Bu arabaya 235 bin lira yazmışlar. Bir altındaki ilan 245 bin lira. Bu araba sanırım 250 bin kilometrede. Yine bu arabada da sanırım 4 parça boya var. Hasar kaydı bilgisi verilmemiş. Yani Türkiye'deki en ucuz 2015 model Vito araç 400 bin kilometrede ve 235 bin lira. Ben bu aracımı takipçilerime özel en uygun fiyat garantisinden çok çok daha uygun fiyata. Arkadaşlar bu aracın fiyatı takipçilerime özel 225 bin TL. Bakın burada size örneğini de koydum. Paket kilometre dahi seçmeksizin en düşük fiyatlı araç 400 bin kilometrede olmasına rağmen 235 bin lira. Ben 227 bin kilometrede olan bir aracı ve çok daha ekstralı olan bir aracı 225 bin liraya takipçilerime vereceğim. Bu araçla ilgilenen arkadaşlar Soner Altıra Şahin Instagram adresinden bana ulaşsınlar arkadaşlar. Geleyim ikinci aracımıza. Volkswagen Passat 2012 model 2.0 dizel otomatik
Highline en dolusu arkadaşlar. Beyaz renk içi krem. Arkadaşlar bu araçta da kaput, tavan, bagaj hatasız, orijinal. Yani arabanın en önemli 3 tane yeri orijinal. Sadece yanlarda boyalar mevcut. Bunların da yarısı lokal. Sağ ön kapı orijinal. Onun dışında yanlar boyalı arkadaşlar. Yine söylüyorum. Kaput, tavan, bagaj orijinal arkadaşlar. Onun dışında 7 parça boya var. Ve bunların da 3 parçası lokal. Sadece sağ ön çamurluk değişmiş. Hasar kaydı 8000 lira. Aracı ben çok değerli bir binciden aldım. Yaklaşık 2,5 yıldır ondaydı. Yine araçta 1 kuruş dahil masraf yok. Bütün bakımları yapılmış. Motor, şanzıman efsane güzel. Aracın sadece kilometresi yüksek. 280 bin kilometrede araba. Kaputuyla alakalı da söylemem gereken bir şey var. Kaputta boya yok arkadaşlar. Normalde aracın boya mikron değerleri 110-120 geliyor. Bu aracın mikron değerleri kaputta 140-150 civarı geliyor. Yani boya olması mümkün değil. Büyük ihtimal üzerine bir vernik atılmış olabilir. Çünkü çok ince bir boya kalınlığı gösteriyor. Ama kaputta sökme, takma, ayar, değişme kesinlikle yok. 3 parça ne 8000 lira kaydı var. Arkadaşlar internette incelediğinizde 2012 model Passat 2.0 dizel otomatik Highline paketleri, yanlış hatırlamıyorsam, yine bakarsanız çok fazla muadil olduğu için burada gösteremiyorum. Ama 220 bin liraya kadar dahi araçlar perk kayıtlı arkadaşlar. Ben bu aracı yine takipçilerimize özel en uygun fiyat garantisiyle, bakın 220 bin liraya kadar perk kayıtlı diyorum. Burada kilometresi 150 bin olabilir, 200 bin olabilir bilmiyorum. Ama 230-235'lere çıktığınızda artık perk kayıtların altına düşüyor. İşte 2 değişenli 3 boyalı 18-20 bin kayıtlı arabalar gelmeye başlıyor. Bu da yine benim takipçilerime 215 bin liradan vereceğim. Bu araçla da ilgilenen arkadaşlar yine Soner Altıre Şahin Instagram adresinden bana ulaşsınlar. Bu arabalarla alakalı boş boş yorum yapacaklar, saçma sapan konuşacaklar. Bu arabada ucuz mu diyecek olanlar mutlaka olacaklardır. Söyleyeceğim tek bir şey var. Yiyorsa kardeşim daha uygununu bana göster. Bak yiyorsa göster. Konuşma, de ki abi burada böyle böyle bir araba var. Senin arabandan daha uygun fiyatlı. Ya da senin arabandan daha düzgün, daha temiz. De eğer öyle bir araba gösterebilirseniz ben söz veriyorum daha da altına ineceğim bu fiyatı. Ben mesela bu Passat'ı 215 bin dedim. Bana 215 bin liraya bu arabanın muadilini göster, 210 bin liraya vereceğim. 210 bin liraya muadilini göster, 205 bin liraya vereceğim. Aynı şekilde Vito'nun, bana bir tane muadilini göster, ben 225 bin lira demişim. Bana 220 bin liraya bir tane muadil göster, ben 215 bin liraya vereceğim. Bakın Vito'da özellikle 30-35 bin liralık aksesuarı göz önünde bile bulundurmuyorum. Direkt en düşük fiyattan bakarak size kıyaslama yaptım. Ve şunu söyleyeyim arkadaşlar size. Bu hafta içerisinde 3-4 tane daha aracı sadece direkt kendi Instagram sayfamdan, bu WhatsApp gruplarımızdan, kimsenin görmediği yerlerden değil de direkt takipçilerimiz için Instagram sayfama da atacağım. O yüzden Instagram sayfasını takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi bir de şöyle bir konu var, buna da değineyim arkadaşlar. Şimdi bazıları diyor ki ya babasının ayrına mı satıyor? Ya arkadaş ben babamın ayrına niye araba satayım? Benim işim bu işim. Bir insan nasıl bir marketi vardır? Yani doktordur, diş hekimidir ya da bir fabrikada işçidir. Herkesin bir işi mesleği varsa benim işim de otomobil alıp satmak. Ben kazancımı, gelirimi, ekmeğimi buradan kazanıyorum. O yüzden tabii ki bu işten para kazanacağım. Yani diyorlar ki kaç parayı aldı acaba? Allah bir kaç para kar etti. Ya önemli değil. Ben belki zararına satıyorum. Belki 100 bin lira kazanıyorum. Belki 2 bin lira kazanıyorum. Onu boş ver. Benim sattığım rakam en uygun fiyat mı değil mi? Sen buna bak. Seni ne ilgilendirir kaça aldığım, ne kadar kar ettiğim ya da ne kadar zarar ettiğim. Ben bu arabayı eğer ticaretine, mantığına, muhasebesine uyan varsa bu fiyatlara veriyorum. Ve ortaya da bir iddia koyuyorum. En uygun fiyat garantisi. Varsa düşüreceğim diyorum fiyatı da. O yüzden lütfen bu tarz yorumlar yapmadan önce benim karşıma icraatına gelin. Kim ne derse de desin, benim bu yaptığım şey takipçilerime yapılmış olan bir şeydir. Ben bu Mercedes Vito'yu 250 bin liraya ilana koymayı bilmiyor muyum? Oraya koyup da bu arabayı 240 bin liraya satmayı bilmiyor muyum? Ya da Passat'ı 235 bin yazıp 230'a satmayı bilmiyor muyum? Al bugün dolar 11 lira seviyesine geldi.
Yarın yine çok ciddi zamlar karşımıza çıkacak. Bugün faiz toplantısı var. Yine faizin düşürülme olasılığı çok yüksek. Daha da yukarılara çıkacak. Ve ben bu buradan bağımsız olarak bunların zamlarının da dışında bu fiyatları yapıyorum. Ben 10 gün sonra bu paylaştığım fiyatı boş verin. İnternetteki yazan piyasanın bile 15-20 bin lira üzerine yazıp koyabilirim ki piyasa böyle olacak. Görünen bu karşımızdaki kura baktığımız zaman. Lütfen kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Bakın videolarımızı izleyenlerin hala çok büyük bir kısmı, %80'lik kısmı bizlere abone değil. Beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı da unutmayın. Araçlarla ilgili de mutlaka Instagram sayfamızdan mesajlarınızı atın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.